Türkan Hanım, ben şimdi senin lafına nasıl inanayım? Dün ne yaptın? Ne yaptın? Gelinin bütün kirli çamaşırlarını demeyeyim, kızın neyi var neyi yoksa döktün. Böcek arıyorum dedin. Sonra ne çıktı? Altından ne çıktı? Tapu çıktı. Gönül Demek Hanım, ki senin sözüne inanılmıyor. Bir dakika bak, benim hala sinirim tepemde. Neden? Sinirim tepemde. Ben Merve'nin evine gittim. Oraya da baktım. Bayram geldi. Temizlik memizlik yok. Ben beyaz çorabına girdim. Merve'nin evini bir görmeniz lazım. Aha, çorabım ne hale geldi. Ha? Türkan Hanım, sakın görüntüleri çektim beyaz çoraplarla mahremlerinizi demeyin artık. Lütfen. Çektim canım, çektim. Yönetmenlere verdim, izleyebilirsiniz. Gerçekten midem bulandı. Dünden sonra yayınlamayacaktım ama şimdi yayınlayacağım. Yani onu da mı seyredeceğiz şimdi burada? Evet, şimdi onu da seyredeceksiniz. Gerçekten sizin gizli saklı hiçbir şeyiniz yok. Tebrik ederim. Sen bana mı özendin kız? Ya kızlar, o değil de ya. Gelinim çekilmiyor, ben niye çekiniyorum? Yönetmeni verir misiniz görüntüleri? Ben de verdim. Merhaba, Merve'nin evine geldim. Anne benim eve gelirken beyaz çorap giymediyordu. Ve bu beyaz çorabın sebebini ben öğrenmek istiyorum. Şimdi çorabımın önceki halini. Merve, neden ısrarla beyaz çorabı istemiyorsun? Neden bir insan beyaz çorap giyilmesini istemez? Ben buna anlam veremedim. Şimdi mutfaktayım. Günün sonunda göreceğiz. Şimdi kızımın odasına geçiyorum. Parkelerde gezelim. Bu nedir? Bu nedir arkadaşlar? Beyaz çorabın sırrı buymuş. Ben bunun ayakkabımı bile giyemem, ayakkabımı. Yok, beni temizliğimden vurma, şu bu diyorsun. Ama çorap ne hale geldi? Görebilirsiniz. İki gün sakin otursan üçüncü gün duramıyorsun değil mi sen? Sen beni böyle yüklükle çekerken iyiydi ama. Anne, karıştırdığın yüklük de benim evimdeydi, farkında mısın? Ben de senin evin kirliliği durmadan beni temizlikle vurma diyorsun işte, gördüm. Anne, temizliğin. Sen bana geldiğinde ben özellikle senin önüne terlik veriyorum. Neden? Senin çorabının kiri benim evime geçmesin diye. Girerken gördük çorabımın temizliğini Merveciğim. Anne, senin eve geldiğimde ben hiçbir yere ayak bile basamıyorum. Sen neden bahsediyorsun? Benim evime basamıyorsun. Hangi hikayeden bahsediyorsun? Benim evime basamıyorsun. Anne, sen farkında mısın? Ben senin evine geldiğimde zeybek oynayarak gidiyorum. Seke seke farkındasın. Neden ayaklarımı basamıyorum. Böyle böyle yürüyorum. Sen o zeybeğe neden oynuyorsun biliyor musun? Dayanlar her şeyi bana döşüyor önüme diye ondan oynuyorsun. Benim eve geliyorsun. Her şeyi döşüyor, kayından beri yiyiz içiyoruz diye ona oynuyorsun o zeybeği sen. Asla anneciğim. Sen benim evime geldiğinde Allah'ım hemen gitse de ben ya evi temizlesem diye böyle düşünüyorum. Çünkü senin ayağının altındaki kirler benim halılarımı mahvediyor. İnanmıyorum. Benim ayağım senin halılarını mahvediyor. Sen beyaz çorabı bile giymeyen bir insansın. Neden bahsediyorsun? Ben beyaz çorap zaten giymiyordum. Sen de bana ne diyorsun? Anne, beyaz çorap giyme benim eve gelirken. Beyaz çorap giyme anne diyordum. Allah, ben de gördüm Allah. Neden öyle söylediğini. Ay, inanmıyorum. Gördün. Gördük. Hep birlikte gördük anneciğim senin kirini. Kesin bir yerlere bulaştırdın gel. Sen kendi evinden o çoraplarla geldin. Öyle mi? Ben öyle ayakkabımı giymem Merve, kusura bakma. O çorabı bulaştırıp da oraya getirmem. Aynısını daha önce kayınvalideme ben yapmıştım. Ama benim anne, senin evin Merve'nin evinden temiz çıktı kız. Ya, gördün mü? Bak anne, burada senin evinin temizliğini kanıtladım ya ben şu an. Ben işte örnek gelinim.